Dünya arkeoloji literatüründe Orta Tunç Çağı olarak adlandırılan çağ aynı zamanda Anadolu'da yazılı tarih döneminde başladığı bir zaman dilimidir. Çünkü M.Ö. 2000 yılına kadar Anadolu'da yazı yoktur. Yazı ilk kez Anadolu'ya Asurlu tüccarlar aracılığıyla girmiştir. Yine bu dönemin siyasal yapısı küçük kent devletleri ve beyliklerden oluşmaktadır. Anadolu'nun zengin maden kaynaklarının Asurlu tüccarları çok ilgilendirdiği ve tamahlarını çektiği anlaşılmaktadır. Çünkü bu dönemde Anadolu halkı ile Asurlu tüccarlar arasında yoğun bir ticari ilişki başlar. Bu ilişkinin sonucunda Asurlu tüccarların kentlerin hemen yakınında veya da yanı başında Karum adı verilen ticari merkezler kurduklarını görüyoruz. Bu ticari merkezler herhangi bir siyasi baskı unsuru olmamışlardır. İlişkiler daha çok ticari ve ekonomik alandadır. Bu özelliklerinden dolayı da bu döneme yine arkeoloji literatüründe Asur Koloniler Çağı adı verilmektedir. Bu ticari merkezler arasında en önemlilerinden bir tanesi uzun yıllardan beri kazılarını Profesör Doktor Tahsin Özgüç ve Nimet Özgüç'ün yürüttüğü Kayseri yakınındaki Kültepe'dir. Eski çağlardaki adıyla Kaneşa ya da Neşe adını taşıyan bu ören yerinde yapılan kazılarda bulunan pişmiş toprak tabletlerden oluşan zengin arşiv belgelerinde Profesör Doktor Muhibbe Dargan'ın belirttiğine göre 3 ayrı yerde Kubaba rahibi zikredilmektedir. Yine bir başka tablet üzerinde de Silli Kubabat yani Kubaba benim koruyucumdur ibaresi bulunmaktadır. Kubaba daha sonraki çağların Helen ve Latin kaynaklarında belirtilen Kübele adını taşıyan ana tanrıçanın ilk şeklidir. Her ne kadar Kültepe belgeleri bize Hitit İmparatorluk çağı öncesinde de Kubaba'nın varlığını gösteriyorsa da bunun dışında yeni bilgiler vermemektedir. Ancak burada yapılan kazılarda bulunan tanrıça heykelcikleri ve idollerinde doğurganlık bölgeleri yine Çatalhöyük ve Hacılar'da gördüğümüz gibi göze batar bir biçimde tasvir edilmiş. Ama bu kadın figürlerinin tanrıçanın kendini temsil etmediğini, tanrıçaya sunulan adak heykelcikleri olduğunu ileri sürenler de var. Öyle bile olsa bu idoller tanrıçanın özelliklerini taşıyan, doğurganlık ve bereket isteğini dile getiren tasvirler olarak görülüyorlar. Anaerkil aile temeli üzerine oturan Anadolu kültürü, M.Ö. 1750 yıllarından itibaren ataerkil Hititlerin Anadolu'da egemenlik kurmaya başlamasıyla bir sarsıntı geçirirse de Hititler zamanla yerli Hati kültürünün etkisi altında kalarak Anadolu'lu bir görünüm kazanırlar. Zamanla Anadolu inanç sistemine Mezopotamya, Suriye, Mısır ve Hurri inanç sistemleri de karışarak ortaya Teşup'la Hepat'ın başkanlık ettiği kalabalık bir tanrılar topluluğu çıkar. Ele geçirilen bir Hitit metninde Hepat'ın Arinna'nın güneş tanrıçası ile aynı tanrıça olduğu anlaşılmış ve bundan dolayı Hepat'ın Arinna'nın güneş tanrıçasının ve Kubaba'nın eş tanrıçalar olabileceği ileri sürülmüştür. Aslen bir Hurri tanrıçası olan Hepat, tıpkı Çatalhöyük tanrıçası gibi bir panter üstünde durmaktadır. Ancak artık çıplak değil, uzun bir pileli giysi ve başında silindirik yüksek bir polos giymiş olarak tasvir edilmiştir. Tanrısal öz aynı kalmakla beraber tasvir biçimleri ve isimler değişebilmektedir. Çatalhöyük kutsal boğası da artık gök tanrı Teşub'un kutsal hayvanıdır. Hitit metinlerinde Kubaba ismine ve tapımına da rastlanır. Geç Hitit döneminde Kubaba aynalı ve narlı bir tanrıça olarak çıkar karşımıza. Çatalhöyük ve Hacılar'da bereket ve doğurganlık vücudun belirli bölgelerinin abartılmasıyla gösterilirken burada tanrıça elinde bereket ve zürriyetin sembolü olan bir nar tutmaktadır. Yaşam ve ölüme hükmeden tanrıça bir bakıma canlıların kaderine de hakimdir.
Kubaba da elinde kader tanrıçalarının alameti olan bir ayna taşır bu tasvirde. Karkamış'ta bulunan ve M.Ö. 9. veya 8. yüzyıla ait olan bu kabartmada tanrıça yine poloslu ve aslanın üstünde duran tahtında oturur vaziyette tasvir edilmiş. Karkamış'ta bulunan ve elinde nar tutan bu kadının da Kubaba olması gerekir. Doğa oynaktır, belirsizdir. İnsan iradesine bağlı kalmaksızın bazen bereket getirir, bazen afet saçar. Bereket ve doğum hayatın ta kendisi, afetse ölüm demektir. İşte kökenini Çatalhöyük'ten alan doğanın bu iki zıt gücünün Geçitit döneminde Kubaba'da cisimleştiğini görüyoruz. Örneğin Karaburun Hitit hieroglif yazıtında Kubaba ceza ve lanet tanrıçası olarak ay tanrısı Sin'le bir tutulmuş, Kulul steliğinde ise doğum tanrıçası olarak gösterilmiştir. Geçitit döneminin Karkamış kentindeki bu kabartmada tasvir edilen karışık varlık daha sonra Helen mitolojisine Himera adıyla girecektir. Himera, Robert Graves'e göre Anadolu'nun batı kıyılarındaki Helen öncesi halkının kutsal takvim sembolüydü. Ana tanrıçanın 3 bölümden oluşan kutsal yılı, aslan başının baharı, keçi gövdesinin yazı, yılan kuyruğunun kışı sembolize etmesiyle gösterilirdi. Bu Karkamış kabartmasının böyle bir kutsal takvim sembolü olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak Karkamış, Kubaba tapkısının Geçitit döneminde en önemli merkezlerinden biridir. M.Ö. 9. ve 8. yüzyıllarda Kubaba tapkısı Pesinus'a geçerek Friklerce benimsenir ve daha sonraki yüzyıllarda batıya doğru yayılmasına başlar. Artık Kübele adını alan tanrıça, Helen ve Roma kaynaklarında hep Frik tanrıçası olarak belirtilmiştir. Oysa Anadolu'ya gelen Frikler, ana tanrıçayı yeni ana vatanlarında bulmuşlar ve belki de kendi ana tanrıçalarının bazı özelliklerini ona katarak tapmaya devam etmişlerdir. Frik döneminde de ana tanrıça uzun etekli, başı poloslu ve dağlardaki kült merkezlerinde iki yanı arslanlı olarak tasvir edilmiştir. Bu iki Frik kabartmasında Kübele bir elinde kap, öteki elinde kuş tutmaktadır. Görülüyor ki eski dönemlerin ana tanrıçasının kuş sembolü arslanla beraber Frik döneminde de vardır. Frik tanrıçası Kübele toprak anadan başka bir şey değildir. İnanca göre insan, hayvan ve bitkiden oluşan yaşam onun rahminden doğardı. Ama ondan doğan yine toprağa yani tanrıçaya dönerdi. Frik döneminde bazı Kübele heykellerinin kentlerin giriş kapısının önünde bulunmuş olması, tanrıçanın kent koruyuculuğu niteliğinin bir işareti sayılabilir. Çünkü daha sonraları Helenistik ve Roma çağında tanrıçanın başındaki kuleli tacın onun kent koruyuculuğu niteliğinin bir simgesi sayıldığını biliyoruz. Kübele şehirlerin hakimesi olarak kuleli taç taşırdı. Çünkü tanrıça analığı olduğu kadar toprağa, kentlerin heybetini ve ağırlığını da simgeler. O annesiz kadındır, bakiridir ve her tanrının anasıdır. Besleyen ve doğurandır. Kübele'nin en sık kullanılan lakapları bu yüzden büyük ana ve tanrılar anasıdır. Vahşi müziğiyle insanları kendinden geçirirdi. O aynı zamanda bir dağ tanrıçasıdır. Özellikle İda, Dindumus ve Spilos dağları onun için kutsaldı. Bu dağların mağaralarında otururdu. Dağ tanrıçası olarak bütün hayvan krallığını, özel olarak da Frigya'nın aslanlarını yönetirdi. Vahşi hayvanlar sahibesi olarak tanrıça pek çok isim taşırdı. Bunlardan biri de ormanların ve hayvanların sahibesi olan Artemis'tir. Bıldırcın ve geyik onun kutsal hayvanlarıdır. Hurma ve arı da ana alametleri arasında yer alır. Artemis, özellikle Batı Anadolu'da tapınılan
Helen öncesi dönemlere ait bir tanrıçadır. Helenlerin pek çok Olimposlu tanrısı gibi Artemis de Grekçe bir sözcük olmayıp unutulmuş eski dillere aittir. Artemis üçlü ay tanrıçasının da adıdır. Dişi geyiklerini yoncalarla besler. Yonca onun üçlü olma niteliğinin sembolüdür. Gümüş ayı hilali yani yeni ayı temsil eder. İşte Greklerin Olimpos ailesine kattıkları bu gümüş aylı kız, Artemis üçleyinin en genç ögesi yani genç kızlığı ve yeni ay niteliğidir. Oysa pek çok yerde olduğu gibi Efes'te de ona ikinci kişiliği yani analığı ile tapılır. Artemis'in öldürücü okları ve ebeliği onun koca karılık niteliğine işaret eder. 9 yaşındaki rahibeleri ise ayın ölüm rakamı olan 3 kere 3'ün kalıntısıdır. Mitolojide Efes'teki ilk Artemis tapınağını Amazonların kurduğu ve tanrıça diye bir ağaç kütüğüne taptıkları söylenir. Kutsal bir koruda palmiye ya da meşe ağacı tanrıçayı simgelemiş, zamanla da insan biçimine dönüşmüştür. Ancak yine de belinden ayaklarına kadar sütun biçimini korumuştur. Artemis'in üst tarafı insanlara gıda fışkırtan bir yer anası şeklindedir. Bu çıkıntılar kimine göre göğüs, kimine göre hurma salkımları, kimine göre boğa fısyeleri, kimine göre de kraliçe arıyı dölleyen erkek arılar oğlu olabilecek şeylerdir. Çünkü Artemis çok doğurur anlamına gelen kraliçe arı da sayılır. Bu yüzden de zaman zaman arı olarak gösterilirdi. Bereket ifade eden bu çıkıntılar eğer boğa husyeleri ise bu Artemis'in aynı zamanda boğalar anası olduğuna işaret eder. Başında şehir koruyucusu olarak kuleli taç taşır. İki yanında ise yine aslanları vardır. Boynunda bitkiler dünyasını sembolize eden bir boyunluk taşır. Gerdanında ilk tanınan 7 gezegeni gösteren bir burç sistemi vardır. Etekleri ise vahşi tabiata hakim olduğunu gösterir. Eteği belki de üçlü kişiliğini gösterir biçimde, biri önde, ikisi yanda olmak üzere 3 paralel bölüme ayrılmıştır. Ayakları ise sulara hakim olduğunu gösterir. Efes Artemis'i Efes yakınındaki Kenkrios ırmağı kıyısındaki Ortygia korusunda dünyaya gelmişti. Tanrıçanın su ile ilgili özelliğine bağlı olarak düzenlenen törenlerde heykeli su kıyısına taşınır ve yıkanırdı. Doğanın bütün ögeleri gibi sular da aydan etkilenir. Sular ayın dönemlerine göre yükselip alçalır. Nitekim Perge'de Artemis bir ay tanrıçası kabul edilir. Yıldız ve hilal Perge'de Artemis'in bu karakterini belirtirdi. İlk çağın insanları gecenin aydınlatıcısı ayın da güneş kadar bitkilerin büyümesinde etkili olduğunu kabul etmişlerdir. Ay ayrıca nemle ilgili görülüp su kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Nem yoluyla büyümenin aracı olduğu için o hayatın, özellikle insan hayatının hanımı, çocukların dünyaya gelişindeki küredir. Bu yolla ay büyük anadır. Ay eski takvimleri yönetmiş ve her şeyin üstünde çok eskiden beri gece süresince aşkın kraliçesi olmuştur.
Perge'de bulunan bu kabartmada Artemis'in sudan doğduğu için köpük yavrusu anlamına gelen aşk tanrıçası Afrodit'le birlikte resmedilmesi acaba bir rastlantı mıydı? Öte yandan bugün Manisa Müzesi'nde bulunan bu kabartmada ise Artemis'i bir ay tanrıçası olarak Kübele ile yan yana görüyoruz. Görüldüğü gibi ana tanrıça tüm tanrı ve tanrıçaların kendisinden farklılaştığı bir kaynaktır. O tüm elementlerin hava, su, toprak ve ateşin yöneticisidir. Nitekim Perge'de Artemis'in kült heykeli başlangıçta gökten düştüğüne inanılan bir taş parçasıydı. Tanrıçanın bir hilalle çevrilmiş poloslu başı bu taşı saran şeritlerin üstünde yer alır. Anadolu uygarlıklarının buluşlar açısından Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları kadar parlak olmadığı düşünülebilir. Ancak ana tanrıçasıyla bütünleşerek kimliğini ve kişiliğini bulmuş, her yeni gelene de kendi damgasını vurabilmiştir. Bir başka deyişle, dışarıdan göçlerle ve istilalarla gelen her kavim, dil, sanat, hatta toplum yapısıyla Anadolu potasında eriyip yoğrulmuş ve Anadolu olmuştur. Uygarlığın Batı Anadolu kıyılarında İonya'da Doruk'a ulaşması bir bakıma rastlantı değildir. Tunç çağında Ege kültürü, İç Anadolu, Mezopotamya ve Kuzey Afrika'dan gelen etkilerle yepyeni bir senteze ulaşır. Üstelik bu sentez büyük bir çatışma ortamında biçimleniyordu. Milattan önce 1190 yıllarında göçlerle Batı Anadolu kıyılarına ve karşısındaki adalara yerleşmeye başlayan ataerkil düzendeki akalara, anaerkil düzendeki yerli halk büyük bir direnç göstermeye başlar. Toplumsal yapıdaki bu çatışmayı tanrılar düzeninde de sezmek mümkündür. Zeus'a rağmen tanrıçalar onurla yerlerini korurlarken, yeni gelenler onları kesip biçip yeniden düzenleyerek yeni konumlarına uydurmaya çalışıyorlardı. Böylece tanrıça, üç niteliğine dayanılarak üç ayrı parçaya ayrıldı. İlk parçasına, denizden doğduğu için köpük yavrusu anlamına gelen Afrodite adı verildi. Bu ilk parça Afrodit, güzellik ve aşk tanrıçalığına dönüştü. Bir aşk ve güzellik tanrıçası olmasına rağmen çirkin ve topal Hephaistos'la evlendirildi. Üstelik savaş tanrısı Ares'le zina ettirilerek gözden düşürüldü. Ana tanrıçanın ikinci yüzü olan hilal ve genç kız niteliği ise tanrıça Athena'da biçimlenir. Aslında yerli halklardan bir tanesinin ana tanrıçası olan Athena, daha sonra Helenlere geldiğinde bir savaş tanrıçası olup çıkar. Ana tanrıçanın eksilen hilal ve yitirilen üreme gücü niteliği de tanrıça Hera'nın kişiliğinde biçimlenir. Hera da büyük bir olasılıkla Giritlerin ana tanrıçası iken Zeus'la evlendirilmişti ve çocuksuzdu. Bundan dolayı da ara sıra kıskançlığı tutup Olimpos'u alt üst ederdi. Üç güzellerdeki tanrıçalarda böylece üç tanrıça olmaktan çok ana tanrıçanın üç yüzüydü. Athena kızlık, Afrodite kadınlık, Hera da yaşlılık. Böylece Troyalı Paris'in dünyanın ilk güzellik yarışmasında altın elmayı Afrodite'ye verirken yaptığı, eski Anadolu geleneğine bağlı olarak analığı yüceltmekten başka bir şey değildi. İlk mitoslar aslında Akalı kabile reislerinin ay tanrıçası rahibeleriyle evlenmelerini sembolize eden Apollo ve Zeus'un perileri baştan çıkarma öykülerine dayanır. Bu davranışları tanrıça Hera kınar ve reddeder. Yani anaerkil düzenin ataerkil düzene tepkisidir bu. Sonunda Olimpos tanrılar düzeni, Helen çağı öncesi ve Helen çağı görüşlerini birleştirerek dengeyi sağladı. Altı erkek altı dişi tanrıdan oluşan kutsal aileyi Zeus Hera ile birlikte yönetmeye başladı. Ancak Hera zamanla Zeus'a boyun eğdi ve Athena ise kendini babasına adadı.
Dionysos'a gelince o da Hestia'yı yerinden ederek Olimpos'ta erkekler çoğunluğunu sağlamış oldu. Azınlıkta olmalarına rağmen tanrıçalar Kudüs'te olduğu gibi tamamen kovulmadılar. Çünkü tanrıların görev dağıtımını iki saygıdeğer ozan Homeros'la Hesiodos çoktan yapmışlardı. Bu iki ozan ve düşünürün yani iki insanın hayal güçlerini de katarak yazılı hale getirdikleri mitoloji sonunda insanoğluna aklını kullanmasını öğretti. Yerli halka ataerkil düzeni kabul ettirebilmek için tanrıçaları kesip biçmeleri, kılıktan kılığa sokmaları onlara doğanın tanrı değil, tersine nesnel yasalarla yönetilen bir bütün olduğunu öğretti. Gerçi henüz doğa olaylarının gözlem ve deneylere dayanarak yasalarının saptanması için vakit erkendi ama insanın doğadan kopuş süreci başlamıştı bir kez. Bütün bu gelişmelere karşılık Artemis meydan okuyarak ve tüm analık nitelikleriyle Efes'te dimdik ayakta durmaktaydı. Orta Anadolu'da Pesinus'ta ise Kübele yeni toprakların fethine hazırlanıyordu. Milattan önce 204 yılında Pesinus'tan alınıp Roma'ya götürülen Tanrıça Kübele, 2. Pön savaşlarından yorgun, bitkin ve çaresiz çıkmış Roma halkının bir süre için derdine derman oldu. Hristiyanlığın başlangıç yıllarında bile Artemis, Efes halkının büyük anasıydı. Ama bir süre sonra bakireliğinin yanı sıra Tanrı anası unvanını da bir başka anaya terk eder. Bir başka anaya dedik. Çünkü bugün bile Anadolu'da Türkler Meryem'i kutsal ya da bakire olarak değil, eski Anadolu geleneğine uygun olarak hep Meryem Ana diye anarlar. Milattan sonra 431 yılında Efes'te toplanan Hristiyanlık Konsili kararıyla Tanrı Anası unvanını Bakire Meryem'e terk eden Tanrıça ortadan kaybolur. İnsanlık bu tanrıçaya çok şey borçludur. Çünkü ilk kez onunla birlikte soyut düşünceye doğru adım attı. Onunla birlikte gelişti ve ona karşı olarak da İonya'da doğanın tanrı olmadığını anladı. İlk kez Çatalhöyük'te vahşi tabiatın sahibesi olarak ortaya çıkan bu kadın, eninde sonunda insanoğlunun hiçbir zaman kontrol edemeyeceği vahşi tabiatın denge ve ritminin sembolünden başka bir şey değildi. Bilebildiğimiz evrenin sınırları içinde yalnızca dünyamızda var olan hayatı, hayatın kendini yenileme gücünü, aslanlı bir kadın heykelciği ile cisimleştiren ilkel Anadolu halkı, yüzyılların gerisinden gelen sessiz çığlıklarıyla her şeye rağmen hayatın devamının vahşi tabiatın dengesinde yattığını haykırıyor adeta. Haklarını savunamayan vahşi tabiatın sözcüsü olan bu kadın, bugün Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bir vitrininde insanlığı uyarmak ister gibi hala ayakta duruyor.